Ben mesela Askeri Yüksek İdare Mahkeme Başkanlığı yaptım. Orada şimdi daireleri görüyoruz. İki tane kurmay subay vardı, subay üye. Ve diyelim ki seçilmiş gelmiş, alaya çıkacak, işte generallik bekliyor falan. Komutanlar nedir diye bir kulağı orada. Sonra Askeri Yüksek İdare Mahkeme'nin askeri üyeleri var. Anayasa Mahkemesi'ne işte Danıştay'a üye seçiliyor, Yargıtay'a üye seçiliyor. Veyahut da mahkeme başkanı general olacak. Bunların hepsi şura'nın kararlarına bağlı. O bakımdan onlar ne derdi oraya da bakılıyor. Böyle bağımsızlığı olmayan, tarafsızlığı da tabii kolay olmuyor. Mesela bir dava geldi. Tabii mevzu uzuyor ama bu 28 Şubat ve bundan sonra yapılanlar için çok önemli. Bir doçent GATA'da havacı, binbaşı tayin etmişler Eskişehir'deki hava hastanesine. Akademisyen insan, profesörlük bekliyor orada. Yani akademik çalışmalarını yapacağı bir yer. Dava etmiş. Dava edince incelik dosyasını, haklı davasında biz işlemin iptaline karar verdik. Ama 5 üyeyiz. 2 hakim üyeyle bir subay üye benim. Biz iptal istikametinde karar verdik. Diğer 2 üye başkanla diğer subay üye de reddine karar verdi. Dava. Onlar bir rütbe bekliyor. Evet, evet. Dolayısıyla şimdi tabii başımıza geleni söyleyeceğim ben veya getirilecek şeyi. Sonuç itibariyle işlem iptal edildi. İşlem iptal edildi. Kıvrıkoğlu o zaman Genelkurmay Personel Başkanı. Sonra Genelkurmay Başkanı oldu. 28 Şubat bir yıl yaşayacak dedi. Demiş ki orada ya bir albay demiş, ikinci başkanın imzasıyla yayınlanmış bir tayini iptal ediyor. Nasıl olur bu? Sonra birisi telefon etti bana arkadaşlardan. Abi dedi, komutanlar diyor ki ya biz Adnan'ı oraya gönderdik, bizim yaptığımız işlemler tasdik etsin diye gönderdik dedi. Tabii ben de şöyle zannettim. Yani Adnan Tanrıverdi'den anadan, haktan hukuktan anlar. Biz bazen burada yanlış işler yaparız. Düzeltsin orada diye. Düzeltsin diye gönderdiler zannettim. Eğer başka bir düşünceleri varsa yarın beni hemen buradan alsınlar dedim.